Günaydın, iyi hafta sonları. Ekonomi Arası'nın hafta sonu bülteniyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta önemli veriler ve gelişmeler takip edildi. Piyasalarda neler oldu aktaralım. Geride bıraktığımız haftada Mart ayı enflasyon rakamları takip edildi. TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre enflasyon yıllık %61,1 artışla 20 yılın zirvesini yeniledi. Enflasyondaki yükselişte enerji ve gıda maliyetlerinde artış etkili oldu. Üretici fiyat endeksi ise %114,9 olarak 27 yılın en yüksek seviyelerine geldi. ÜFE ve TÜFE arasındaki fark 53 puanı aşarak yeni bir rekor tazeledi. Geçtiğimiz hafta ayrıca üst üste zam haberlerini takip ettiğimiz bir hafta oldu. Önce İstanbul'da suyun birim fiyatına %29 zam geldi. Böylece birim fiyat 8 lira 33 kuruşa yükseldi. İnsani su kullanım hakkı indirimiyle birim fiyat faturaya 7 lira 21 kuruş olarak yansıyacak. Yine İstanbul'da toplu ulaşıma %40 zam yapıldı. Buna göre tam elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruşa yükseldi. Sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 28 lira oldu. Dış ticaret rakamları da açıklandı bu hafta. Bu veri Ukrayna-Rusya savaşının ülke ticareti üzerindeki etkisini de ortaya koydu. Mart'ta enerji fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle ithalat ilk kez 30 milyar doları aştı. Buna bağlı olarak da dış ticaret açığı yıllık bazda %76 artarak 8,2 milyar dolar oldu. İhracatta ise Mart rekoru kırıldı. Yıllık bazda %19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Küresel piyasalarda ise Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in etkileri takip edildi. Fed'in enflasyonla mücadele kararlılık mesajı piyasaları tedirgin etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın enflasyonla başa çıkabilmek adına para politikalarını daha da sıklaştırması bekleniyor. Fed'in ayrıca merakla beklenen bilanço küçültme konusunda fikir birliğine vardığı görüldü. Fed bilançosunu aylık 95 milyar dolar azaltacak bir plan üzerinde duruyor. Kripto paralara baktığımızda son 2 haftada uzun süren yataylıktan kurtulup yönlerini yukarı dönmüşlerdi. Hafta geneli iniş çıkışlı geçse de hareketler yatay pozitif olarak sınırlı kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen ise kripto paralarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kripto para politikası için zemin hazırladı. Fazla çarpıcı ifadelerde bulunmayan Yellen, stablecoin'lerle ilgili çalışmaları destekler açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta piyasalar tarafından takip edilen gelişmeleri aktardık. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.